ben peşinen Türkiye sınırlarını kullanarak bu saldırılar gerçekleştirdi diyebilecek durumda değilim. Kobani saldırısını gerçekleştiren IŞİD teröristleri Türkiye sınırından mı geçti? HDP eş genel başkanı o sorunun yanıtını verdi. Her şeye rağmen daha soğukkanlı değerlendirmeler yapmalıyız diye düşünüyorum. Dikkatli olmalıyız. Türkiye'de evet sınırlı güvenliği, sınır kontrolünde sıkıntılar var. Demirtaş bugün televizyonunda Gündem Özel programına katıldı. Gündemin ilk başlığı Kobani'deki IŞİD'in gerçekleştirdiği intihar saldırılarıydı. Türkiye hükümetinin AKP hükümetinin İşit yanlısı bir tutum e, görüntüsünden çıkması lazım. Bunu pratikte de göstermesi ve anlatması lazım. Biz güvenmek, inanmak istiyoruz. Yani hiçbir şekilde e, işit e, elemanlarının Türkiye sınırını kullanmadığı, bugünkü saldırıda da e, bu şekilde olmadığı ifade ediliyor. Buna e, kişi olarak da samimiyetle inanmak istiyorum. Böyle olması gerekir. HDP eş genel başkanı IŞİD'e lojistik sağlanıyor iddiaları için çağrıda bulundu. Akçakale'yi adres gösterdi. Tilebiyat e, işitten kurtarılınca, temizlenince... AKP'ye yakın medya kuruluşlarının attığı manşetler zihinlerde daha taze yani. Bazı hükümet sözcüleri destek olmadığını ifade ediyor. Fakat Akçakale'ye buyursunlar birlikte gidelim. Yani Akçakale'de neler yaşandığını sınırda, nelerin döndüğünü orada gözleriyle neler görsünler. eşit yani geliyor. Tabii geçiyor, ki yani. rahatlıkla giriş çıkışlar yapılıyor. Yani lojistik imkanlar oradan sağlanıyor. HDP eş genel başkanı Türkiye'de IŞİD konusunda yapılan yorumlara karşı da tepki gösterdi. AKP etrafından bazı sesler bizi inanılmaz derecede üzüyor. Bazı kendine hani muhafazakar İslami e, yazarım, aydınım, işte gazeteciyim, televizyoncuyum diyenler de bunu yapıyor. İshit e, İslam'ı mı temsil ediyor? Gerçekten buna mı inanıyorlar? İshit'in orada yenilmesi, kaybetmesi İslam'ın mı kaybetmesidir? Böyle mi görüyorlar? Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PYD ile ilgili düşüncelerini eleştirdi. Sözleriyle dikkat çekti. Ülkemizin Cumhurbaşkanı niye çıkıp orada IŞİD'den daha tehlikeli bir e, P de var ve biz buna asla izin vermeyiz diyor da işit oraları kontrol altında tuttuğu günlerde çıkıp da Akçakale'nin hemen ötesinde Telebiyta'da işit var ve biz buna asla izin vermeyiz demiyor. Niye diyemiyor? Biz bunu hani Türkiye'de yaşayan e, insanlar olarak sormak durumundayız. HDP Eş Genel Başkanın Cumhurbaşkanının telaffuz konusunda çelişkili açıklamaları olduğunu iddia etti. Madem hepimizin Cumhurbaşkanısın ben merak ediyorum. Kelle kesen, tecavüz eden, barbarlık yapan, çocuk kadın demeden her gün katliam yapan bir örgüt, vahşi bir örgüt senin için problem olmuyor da. O örgütü oradan püskürten, orada yaşayan yerel halkın temsilcileri biz kendi yönetimimizi kuracağız dediğinde sen neden bunu bir tehdit olarak görüyorsun? Burada bir yanlışlık olmalı.